Ben organize sanayi bölgesinde yatırım sahibi işletmeleriz. Biliyorsunuz 31 Aralık ve 3 Ocak tarihleri arasında Sinop 30 yıldan da daha fazla bir yoğun kar sebebiyle bir afet yaşamıştır. Bu afetlerden bir tanesini de biz yaşadık arkadaşlar olarak. Tesisimizin büyük bir kısmı yıkıldı, çatı olarak yıkıldı. Bu konuyla ilgili Sayın Valimiz gelmişlerdi. Devletin desteğinin arkanızda olduğunu, devletin güçlü olduğunu söylemişlerdi. Bugüne kadar ticaret sanayi açısından herhangi bir destek veya yardım gelmedi. Organize sanayiden sadece su aidatları 3 ay, 6 ay süreli ertelendi. 3 aylık ertelendi yapıldı. Başka bir şey yapılmadı. Bunun haricinde şu anda yaralarımız hakikaten daha da kötü halde. İşletmemiz tamamen kapandı. İçinde kiracı olanlar kira kontratlarını kapattılar. Onlar da tamamen gittiler. Dolayısıyla birçok insan şu anda işsiz. Biz kredi taleplerimiz oldu. Onlar tabi dediler ki biz devletiz, bankalara karışmayız, kredi isterse verir. Sonra yatırım çeşit belgelerimizle ilgili süre uzatımı söz konusu istenildi. Bugüne kadar Sinop'ta yatırımcı olarak pek fazla bir şey görmedik. Bu konuyu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Gerektiğinde bakanlığımızın veyahut da Sinop'un kalkınması için neler yapılabilir? Herkesin elini taşın altına koyarak bir şeyler yapması gerektiğine inanıyoruz. Fakat yalnız kaldık. Bu yalnızlığımızı ifade etmek için bugün buraya geldik. Biraz evvel de Sayın Valimizle görüştük. Henüz herhangi bir yardım da yapılmayacağını öğrendik. Biliyorsunuz doğuda birçok yer gerek terör diyor, gerek başka bir şey diye birçok yardımla bunlara kavuşabiliyor. Sinop da 5. derecede kalkınmada öncelikli bir yöre. Organize sanayi ise en üst derece, yani 6. derece. Ama bu konuyla ilgili herhangi bir şey olmadı. Sayın Valimizin bize söylediği şey, iş yerlerinizi sigortalı yaptırsaydınız bunları karşılardınız. Dolayısıyla da biz size herhangi bir şey yapamayacağız dediler. Ben Kenan Bayramoğlu, Atek firmasının sahibiyim. Şimdi olayın olduğu gece biz Avrupa'daydık. Olayın olduğu gece otomatikman orada hiçbirimiz bulunmuyoruz. Organize bir haber edebilirdi. Burada çok büyük bir kar var. Yani gelin tedbirinizi alın diyebilirdi. Bunu demediler. Vali Hanım'ın bize de açıklamaları var. Bu 30 senenin en büyük karıdır. Müdürlerimden aldığım bilgiye göre bu bir afettir. Gerekli yardımları yapacağız diye. Afetten bir para gelmiş. Bu para geldiyse afet var ki geldi. Afet, madem afet yok, bu para niye geliyor? Yani bizi niye ayırıyorsun işin içinden? Yani bana göre Sinop'ta şu anda bir bürokraside bir sıkıntı var. İlgilenenler yok. Acaba şöyle bir şey düşünün. Bu olay başka bir yerde olsa, bir Samsun'da olsa, başka bir bölgede olsa bu olayın üstüne düşerler miydi? Yani bunun için sizin de bu işe bir el atmanızı, bu olayın üstüne gitmenizi istiyoruz. Ne kadar kişi çalıştırıyordunuz? Ben 40 kişiden 10 kişiye kadar düştüm. Yani bir sıkıntılarımız var. Bürokrasi olarak, siyasi olarak daha bastırmaları gerekiyor. Biz açıkça böyle istediğimiz soruların cevabını istediğimiz gibi Sayın Vali Hanım'dan alamadık. Yapacak bizim bir şeyimiz yok. Olay bizim üstümüze kaldı. Bizim dediğimiz bu afetten madem para geldi, nereye kullanıldı? Bize gelmediyse, bu afet değilse bu para niye geldi? Afetse biz de istiyoruz yani. Sigorta yapılmamakla doğal afetle sigorta geçerli değildir. Kararı dedi, bir şey yapılamadı. Ama organizelerdeki yerler 5. bölge olduğu için bedelsiz de verilebiliyor. Katılım payı çok uçurum bir rakama çıkardılar. Ne kadar bu? 30 bin liraydı katılım payı, şimdi 100 bin lira. Yeni tahsis yaptılar katılım payını. Katılırsak geri tahsis edecekler. Rakamın çok olduğunu düşünüyorum. Yani çok da aşırı bir talebinde olmadığını hissediyorum organizede. Amaç organizede bir şeyler yapılsın diye, ikinci bir iş yeri yapalım diye düşündük. Kendi yerimizi de tabii yeniden yapacağız. Genel olarak kaç kişi, yani kaç iş yeri orada zarar gördü? Yok, ben yeni ikinci bir tahsisçi.
8 yermiş herhalde. 16'sı. Yani küçük büyük var yani. Biz ağır hasar alanlar. O da çok büyük yanlıştı. Bu yanlışı ifade ettik. Onu düzelttirdik. Şu anda hepsi önce hepsi ağır hasar yazıldı. Şu anda ise hasar kelimesi kaldırıldı tamam. Yok biz bir şey alamadık da işte yekendenle bir imkanlarımızdan söküyoruz. Yeni bir ikinci parselde de bir ayrı bir yer yapalım diye bir senedir projemiz var. Onun için onun yeni tahsisini yaptılar ama tahsis bir sene evvel katılım payı 30 bin lirayken şimdi 100 bin. Aslında yasal herhangi bir prosedür yok diye hiçbir şey yapılmıyor. Bu olay bir siyasi olay aslında. Yani Sinop siyasetçilerinin, milletvekillerinin bizlere karşı hiçbir duyarlılığın olmadığını gösteriyor. Eğer onlar isteselerdi, bizim yanımızda olabilirdi, bizi aranabilirdi, en azından yardım yapılabilirdi. Ama bunların hiçbirini görmedik. Maalesef. Sıkartalar falan olacak. Yani avukatta da kanunlar falan. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.